أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Hapishanede Kur'an psikolojisi yazmıştım. Kur'an'ın psikolojik noktadan baktım. Fizikçi noktasına bakarsan farklı çıkarımlar yapıyor. Kimyacı farklı yapıyor. Ahkamcı farklı bakıyor. Hikmetçi başka bakıyor. Ben de Kur'an'a, delikanlı hoş geldin. Ben de Kur'an'a psikolojik olarak baktım. Fatiha'dan başladım. Ondan sonra bakayım 27. sürenin yarısını yaptım. Malum 114 süre. 27 süreden sonra çıktık. Gerisi kaldı. Şimdi En'am suresi 6. sure. Sırf psikolojik olarak bakıyorum. Ahkam değil. Bazen aynen metni alıyorum. Bazen suretini alıyorum. Bazen o şeyin kabiliyetini alıyorum. Var mı burada? Bak, her şeyin bir, iki, üç, dört tane sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var. Mahiyeti var. Allah. Tamam mı abi? Her şeyin ama. Sureti eylemdedir. Kanuniyeti insandadır. Hakikati esmadır, mahiyeti sıfattadır. Ne aklınıza gelirse gelsin. Tamam. Şimdi Risale-i Nur'da her şeyde öyle. Mesela evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batinuhu. Vel evvelu vel ahiru ve zahiruhu ve bi kulli şeyin alim. وَالَوَّلُ وَالَاخِرُ وَالزَّهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُمَ بِيْكُنُ شَيْنْ عَلِيمٍ Sureti var. Ağacın zahirisi. Tamam. Ağacın çekirdeği, görünüşü, arkasındaki yazılım, daha sonra meyve. Tamam. Suretle zahiri arasında ne fark var abi? Zahirisi. Mesela uygulayayım. Ağacı uyguladık. Ağacın görünüşü, ağacın. Ağacın. Hakikat görünce otomatik olarak esma, mahiyet görünce sıfat, sıfat tarafı, esma tarafı. Şimdi ağacın görünüşü, arkasındaki yazılım, batın, arkası, batın, bu zahir. Zahir ismi. Tamam mı? Oldu mu abi? He. Mahiyeti asıl demek. Çıktığı yer. En merkez. Evveli. Evveli kök. Kök. Evvel ismine. Burada onu dışarıda ifade eden meyvesi. Ahir ismine. Meyve. Tamam. İmanın da öyle. İmanın sureti var, kanuniyeti var. Her şeyde bu kült
külliyatı öyle çözüyorsun ki, ya bir böyle geçiyor, bir böyle geçiyor, bir böyledir, bir böyledir, bu neyin nesidir? Böyledir. Mesela kökteki çekirdek, şurada yapayım, her şeyin sureti vardı, ağacın sureti neresidir? Görünüş, zahirdir. Zahirdir, değil mi? Zahir, hangi ismine bakıyor? Zahir ismine bakıyor. Mühür. Tamam. Ağacın batınısı. Batınısı. Öyle değil mi? Kanuni. Ha, ne diyeceğiz ona? İsterseniz suretiyle bazı şey yazın abi. Kanuniyet. Ha, kanuniyeti yazayım. Daha şey olsun. Kanuniyet. Tamam. Çünkü şey olsun. Şöyle yapayım. Suret. Ağacın sureti, ağacın kanuniyeti, ondan sonra hakikati, mahiyeti. Yani kolay olsun diye şey sildim. Şöyle yapayım. Şu. Heh. Şimdi zahir isim isareti geçen mühür. Batın isim ağacın hakikati. Ahir ismi, evvel ismine bakıyor, evvel ismine. Şimdi bunu da yerine koyalım, ondan sonra tamam. Batınısı neydi? Turan mı? Ahirisi neydi? Hatem. Evveli neydi? Sikke. Heh, uygulansın, aynı olsun diye. Biraz önceki karmaydı. Yani bu nedir biliyor musun? Niye üzerine durdum? Ders bitti abi. Her şeydi ama. Eşine, aşına, işine, kendi vücuduna görünüşüm var. Tamam mı? Görünüşüm var. Zahir. Arka tarafı batın. Şeyim var, kaynağım var. Evvel. Yani şey var, hakikatin var, ahireti, hakikat. Yani bunu her şeyde kullanırsın. Yani şimdi bunu buraya ağaca uyguladık. İman da öyle. İmanın sureti var, eylemdedir. İmanın kanuniyeti var, ruhtadır. İmanın hakikati vardır. Alemi gayipteki hulasası olan esma-i hüsnalardır. Mahiyeti Allah'tadır. Hakikati esmalardadır. Tamam mı? Ama mahiyeti Allah'ın zatının bir nurudur. Tamam. Ayete sırf psikolojik baktım. Çünkü ona ihtiyacım var. Enam suresi 25. ayet. Kur'an'ı dinliyorlardı. Ancak samimiyetle öğrenmek, anlamak ve eğer doğru bulurlarsa onu tasdik etmek niyetiyle dinleseler, hidayeti aralamış olurlar. Yok, itiraz etmek, karşı çıkmak, alay ve hakaret etmek için, bahaneler aramak için dinlerlerse, hidayeti kendi elleriyle koparmış olurlar. Bu sıfatlarda gurur, kibir, ihtiras gibi kötü huylardan. Yani niçin kötü niyet arıyor Kur'an'da? Bir insandan niye bahane arar kavga etmek için? Niye bir insan Kur'an'da kusur aramak için bakar? Gurur, kibir, ihtiras gibi kötü huylardan, hurafe, şirk gibi batıl inançlarla ruhları kirlenmişliklerden geliyor. Bu durum zihin disiplinlerini doğruya, yanlıştan iyiye, kötüye ayırmayı, yeteneklerini kaybetmelerin sebep olmuştur.
Bir daha. Gurur, kibir, ihtiras gibi kötü huylardan öyle geçiyor. Hurafe, şirk gibi batıl inançlarla ruhları kirlenmişliklerden geliyor. Yani böyle bozuk bir ruhtan güzel bir davranış olmaz. Fiil nedir? Kalbin ve ruhun temayülatından çıkıyor. Yani kişinin dışa vuruşudur batın. Bu durum ne olacak? Zihin disiplinlerini doğruyu yanlıştan, iyi kötüyü ayırmaya yeteneklerini kaybetmelerini sebep olmuş. Kaybetmelerine sebep olmuş. Bu hal kalplerinin perdelenmiş deniyor. Bu hale Kur'an kalplerinin perdelenmiş olduğunu söylüyor. Yani kendi olumsuz tutumlarının, taassup ve inatlarının bir sonucudur. Bundan dolayı da yanlış inançlarından ve kötü fiillerinden sorumludurlar. Mesela başka bir ayet hatırıma geldi de diyor ki, Allah istediğime hidayeti veririm diyor. Tamam. O zaman şöyle bir soru geliyor. Yani Allah hidayeti vermemişse benim suçum ne? Şöyle geçiyor. Zahir çıplakta meale bakarsan tabii çıkamazsın. Allah'ın hidayeti Allah'ın istediklerinin içerisindedir. Mesela meyve istiyorsan ağaç ekeceksin. Buğda istiyorsan ekeceksin. Çocuk istiyorsan evleneceksin. Çocuk nerededir? Evlenmenin içindedir. Meyve nerededir? Ağaç dikmenin içindedir. Hidayet Allah'ın adetullahının içindedir. Allah'ın dediğinin içindedir. O zaman Allah'ın dediğini yaparsan dediğini alırsın. Sana ruhu bozuk diye mi onu yapıyor yoksa bozuk hareket yaptığı için mi ruhu bozuluyor? Hayır. Ruhu bozuk oldukları için. Mesela Kur'an geldiği zaman hepsinin ruhu bozuktu. Bozuk ruhu derken cevher değil. Davranışları bozuktu değil mi Asıl Saadet'te? Çocuk gömerdi. Çocuğu gömerdi canlı canlı. Bilmiyordu. O kötü değildi belki. Çünkü doğru yoktu ortada. Şu anda böyle iğrenç geliyor. Onun için senin nazarında bazı şeyler iğrenç geliyor ya toplumda. Onun aleminde niye doğru? Çünkü aleminde doğrusu yok. Doğru yok. 29. surenin 32. suresi arasındaki ayetlerden çıkan şeyler. 29, 30, 31, 32. Dünya hayatınızı nizama koyup devamlılığını sağlayan ahiret inancının kalitesiyle doğru orantılıdır. Çok acayip. Bir daha. Dünya hayatınızı nizama koyup devamlılığını, yani kaliteli bir dünya hayatı, aile hayatı, ticaret hayatı ile para zenginlik değil. Ruh, beden denginliği, yani dinginliği, yani uyumu, bütünselliği, huzur. Bak, dünya hayatımızı nizama koyup devamlılığını sağlayan nedir o? Ahiret inancının kalitesiyle doğru orantılıdır. Ahiret inancı ne kadar insanda hakim olursa, kaliteli ahiret inancı olursa, o insanda dünya hayatı o kadar nizama girer. Mesela ustad diyor ki, bir eve diyor, imani bir ahiret, ahirete iman hükmederse o ailede sıkıntı pek olmaz. Çünkü herkes haddini bilir, hududunda kalır. Kavga olmasının sebebi, haktan anlamıyor ki, korkmuyor ki kul hakkında. Kul hakkında korksa yapar mı? Devam ediyor. Dünya hayatına heyecan katan dünya, bak, dünya hayatına heyecan katan dünya, dünyadan ve kendinden daha değerli gayenin varlığıdır. Dünya hayatın var ya senin hayatın. Bir de senin hayatına. Heyecan katan, canlı tutan nedir? Kendinden daha değerli gayenin varlığıdır. Ahiret sorumluluğunu taşıyan, hesap vereceğinin idrakında olan insanın her şeyi anlam taşımaya başlar. O insanın nazarında. Bir daha.
ahiret sorumluluğunu taşıyan, hesap vereceğinin gayenin vaha, ahiret sorumluluğunu taşıyan, ahirette sorumluyum, hesap vereceğinin idrakında olan insanın her şeyi anlam taşımaya başlar. Nereye el atarsa anlam var o. Niye? Sorumluluk bilinci var bu insanda. Olumlu veya olumsuz her şeyi onunla nispet eder, anlamlandırır ve farkındalığını artırır. Yani mesela sizi üzen bir şey, ahiret inancıyla baktığın zaman onun ya tesiri çok azayıf olur veya kalkar. Onu baki tevrim etmekten kaynaklanıyor sıkıntı. Hep böyle mi devam edecek? Kökeni yok onun. 35-36. Ayetler. Enam suresi miydi? Enam suresi. Sakın insanların kınamasından üzülme, Allah'ın rızasını bırakma, hakikati kulaklarını kapatanların ölü olduklarını unutma. Ya bunu nasıl yapar, nasıl der? Aferin, bunlar ölüdür. Diri değil ki. Üstad da onlara mezar-ı mutahrik bedbahlar diyor. Yani yürüyen tabut, tabut düşün, yapıyor. Sen de onlar kavga ediyorsun. Ruh bitmiş. Şimdi biriyle tartıştık bir mevzu yüzünden. 5 dakika falan sürdü tartışmamız. Fakat o gece bütün onunla uğraştım ben. Yani namazımda, yani yolda giderken, serviste giderken, yani kafadan atmaya çalışıyorum fakat devamlı onunla uğraşıyorum bir şekilde. Bunu nasıl şey yapabilirim abi? İmam Azam'dan veya Hazreti Ali'den duymuşum. Cahillerle kavga edip haklı çıkan yoktur. Haklı çıkamazsın. Yok. Yok, hak yok çünkü. Yani bu sefer zararı kendine dönüyor. Tabii, işte. Mesela her yerde gözükme. Her gözüktüğün yerde de hemen konuşma. Onu şöyle anlam şey yapıyor, hulasa ediyor İmam Azam Efendimiz. Çok konuşup basitleşme, çok görünüp yani piyasada adileşme. Adi demek sıradan, abi bizim şey. Onun için akıl tamircileri, kalp tamircileri piyasada pek olmazlar. Öyle piyasada endam bulunmazlar. Gönül insanlarını nerede gördün meydanda? Onlar hep tam tersine hep kaçmışlardır. Ya mağaralardan ya da şehir terk etmişler. Değil böyle insanlar ortamında, hele hele televizyon ortamlarında. Olmaz. Gönül insanı değildir. Unutmayın. Gönül insanı vitrin insan olamaz. Vitrin insanları asla gönül insanları olamazlar. Gönül başka. Gönül içeridedir. Bununla ne demek istiyorum? Cahille tartışma. Cahille tartışıp da haklı çıkan yok. Tamam. Mausselam. 42 ve 43. ayet. Mesela öyle bana sorular da geliyor, tahmin ediyorsunuz. Cevap vermiyorum. Tamam. Ders altasını da rastlarsın. Bedihi bir muhal, yani çok abuk sabuk, hiç alakası olmayan soru soruyor. Cevap veriyor mu? Motor sesi olarak kabul ediyor. Araba sesi var. Aa, bir araba geçti. Ne bu araba sesi? Soruyor musunuz? Bir şey anlatayım da, hep anlatmıştım, bir tam yeri gelmiş. Canım sıkıldı tabii, o zaman çocuğuz tabii, gençiz. Rüştü abi dedim, felanca bir tarikatın zirve insanlarından birisi. Şu anda en meşhurlardan. Falanca lisan aleyhinde bulundu abi dedi. Rüştü abi Cevşen'in Kur'an'ı dolaşarak, volta atarak okurdu. Hep oturmayla geçince böyle evraktan dolaşarak okurdu. O gitti volta attı.
bir şey sorabilir miyim dedim. Sor dedi. Sor, ayakta. Abi falanca Risale-i Nur'a itiraz etti. Ne cinleminen var falan. Ben de hiç ses yapmadım. Dedi ki, ölü birisi yaşıyor mu dedi. Üçüncü voltasında. Ben tabii anladım, huyunu biliyorum. Ölü birisi, çok iyi biliyorum ki yaşadığını da biliyorum. Bak ne diyeceğim, ölü birisi yaşıyor mu dedi. Ses yaptım, korkuyorum. Sonra volta attıktan sonra bir daha dedi ki, bazı sesler dedi, motor sesine benzer dedi. O kale almazsın dedi. Bir insan dedi, yaşarsa, sorusu olursa cevap veririz. Onlar bedenlerine gömülmüşler. Onlar ruhlar ölmüş. Öyle birisi yaşamıyor ki sorusu olsun. Öyle birileri yaşamıyor. 42-43. Ayetler. Rablerini hatırlama, yalvarma ve dua etme verileri ise darlık ve hastalıklardır. Yani Cenab-ı Hak diyor ki, insanlar, kullar diyor, beni hatırlamalarını, dua etmeleri, istemeleri ne zaman? Darlık ve hastalıklar olunca hatırlarlar bizi. Allah'ın kıymetini bilmiyor da senin kıymetini mi bilecek? Tövbe tövbe, anlatmak için söyleyeceğim. Allah'a değer vermiyor da sana mı değer verecek? Kur'an'ın açık din düşmanlarına taraftar olmayan dediği halde çok rahatça dost olabiliyorsa onlar neyi konuşacaksın? Neyi neyle çözeceksin? Allah düşmanlarıyla beraber olduktan sonra bu niza var. Böyle darlan. Böyle birisine cevap vermesi için yaşaması lazım. Yaşamıyor ki. 45. ayet. Zulüm, iki nokta üst üste. Nimet sahibine nankörlük edip baş kaldırma attır. Görüyor musun? Nimet sahibine nankörlük edip baş kaldırma. Bu derecesine göre Allah'tır, Kur'an'dır, peygamberdir, asıl imamıdır, sana emeği olanlarındır, anne babandır vesaire. Nankör. 48. ayet. Allah'a iman edenlerin bazı maddi ve geçici sıkıntılara rağmen dünyada da müminler imanının, ibadet ve faziletin verdiği sükun ve güvenle huzur bulurlar. Görüyor musun? Bir de okuyayım mı? Okuyayım bak. Allah'a iman edenlerin bazı maddi ve geçici sıkıntılarına rağmen dünyada da müminler imanının ibadet ve faziletin verdiği sükun ve güvenle huzur içindeler. 68. Zalimlerle oturup kalkma. 108. Onların taptıkları, onların taptıklarına hakaret etmeyin ki onlar da sizin iman ettiklerinize hakaret etmesinler. Ayet. 111. Bu daha çok bana bakıyor. Onların taptıklarına hakaret etmeyin ki onlar da sizin iman ettiklerinize hakaret etmesinler. 111. İnsan kabiliyetlerini ve istidatlarını kullanarak gerçeğin ve iyinin arayışı içinde olmasa kalbi katılaşır. Ona ne kadar harikalar ve mucizeler göstersen de iman etmez. Ne anlatırsan anlat. Bir daha. İnsan kabiliyetlerini ve istidatlarını kullanarak gerçeğin ve iyinin arayışı içinde olmazsa. Böyle bir şey aramıyor. Sen diyorsun ki, bak kardeşim bunları dinle. Evet, evet. Dinle bunları. Ya bu çok iyidir, bu çok kalitelidir. Ketalik-i dureri fe anakil hınzir diye hadiste geçen ustad. Ketalik-i dureri fe anakil bakar, öküz dedi. Yani layık olmayana, liyakatı olmayana, hak etmeyene boncuk takılır, inci takılmaz. Sen o küze diyor, niye inci takıyorsun diyor. Hadiste de domuza takmayın diyor. Böyle bir adamın derdi yok ki. Böyle bir aleyhi var mı? Neyle buna kaçabiliyorsun? Böyle bir problemi yok ki. Sana sordum mu ki hakikaten böyle bir şey var? Hiç boş ver.
Bak, insan kabiliyetlerini ve istidatlarını kullanarak gerçeğin ve iyinin arayış içinde olmazsa kalbi katılaşır. Ona ne kadar harikalar ve mucizeleri göstersen de iman etmez. Niçin? İki sıfattan dolayı hadisten çıkartıyor. Hadis meal. Ne zaman mucibince amel edilmez? İki. Kişiler kendi reyleri hareket ederse sen evinden çıkma diyor. Ya filani hadi sahabeye söylüyor. Ne zaman mucibince amel bildiğinle amel etmezsen iki. Kendi reyleriyle, anlayışıyla hareket ederse, dini kendi reyiyle anlarsa, külliyatı da verir. Sen evden çıkma. Bunları okuyanlara bile bitmiş abi bazıları. Okuyanlara bitmiş kardeş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bana Kur'an, bizim köyde imamdı, ben çocuktum, ilkokula gitmiyordum. Bana Kur'an öğreten zat, Nurcu Güya, ustadın bu millet ihtiyarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni başa geçirmez dedi Ceyran'da. Ya onda. Çok iyi biliyor. Ve onun aleyhinde daha önce çok şiirleri var. Tamam. Nasıl bir şey? Anlamak zor. Ha. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَنُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Değil taraftar olmak, hafif meyledeni de şey yapıyor. Üstad diyor ki, ihtiyarıyla başa geçilmez bunu. Bu asil Türk milleti, yani ırkçılık değil, Türkiye'de yaşayan, o asil Türk milleti ihtiyarlarıyla bu partiyi başa geçirmez. Geçerse ihtiyarıyla değil. Alavera dalavera olur. Ben onu anlatmak istemiyorum. Peki nasıl taraftar olabiliyor? Akıllı, dedin ki bunu bilenler de biliyor. Evet. Çünkü yekrauna Kur'an, Kur'an'ı kullar ama diyor aşağı gitmez diyor. Taraftar değil ama mesela Nurcu gidip oyunu kullanmıyor abi ya, böyle bir şey olabilir mi? Olur mu? Olamaz. Çünkü Ehven-ü Şerif kullanmayan Azam-ı Şerif kullanmış olur. Bu kadar öbür şey Ceyran işinin davasında şurundayken yani anlayamıyorum. Bunun böyle bir davası yok ki. Senin Nurcu'nun. İsmin Nurcu. Bak, Halk Partisi başa geçerse diyor, bu devlete komünistik Ceyran'ı kuvvet bulur diyor. 206 emir daha. Öyle değil mi? Böyle açık değil mi? Açık geçiyor. Peki gidiyor partisi kılabiliyor. Namazda kılıyor. Açık. Usta tevil demiyor. Çünkü imani mevzular tevil edilebiliyor. Yani bir sürü mana akıcılığı var. Mana çeşidi. Yani iman. İslam'da ise vaatimü salavatü zekat, namaz kıl, zekat ver. Evet, evet. Veya Risale-i Nur dusturlarında böyle anlayış farklılığı olmaz davranışlar. Laikalarda tevil yapılmış. Tevil yapılmış. Gelen günahlar da o insana yükleniyor değil mi? Abi? Evet. Sevir şeyini. Abi gibi. Bitiyor zaten. Sevr mi dedin? O hani şey anlaşmasını yüklenmiş eski partiye. Evet. Sevr nedir? Ne demek biliyor musun? Sevr. İsviçre'de bir şey değil mi? O gittiniz mi oraya? Ben gördüm. Orada kale var. Dağ etekleri. Evet abi. Orada villalarda toplanıyorlar. O Serb muahidesi yapıldığı, anlaşmanın yapıldığı binayı ben gördüm. Devlet binanın. Öyle bir Yalçın Kayalık'ta, kalede. Hı hı. Orada. Serb Hayber Kalesi'dir şu zamanın. Allah Resulü zamanındaki Yahudilerin toplanıp karar verdikleri Hayber Kalesi, Hayber Kalesi. Şimdi İsviçre'deki Serb şehridir. Her asırda masadaki var ya. Orada karar alıyorlar. Bir Talut, Calut, Davut diye dersim var. Evet. 4.5-5'e doğru attınız herhalde dersi. Evet, yani 17 dakika mı, 20 dakika. Şimdi bu akşam da görüntüsünü attım. Yani bir resim koydum, yuttum. Öğlen 11 gibi baktım ben, 1200'e yakındı dinleyen kişi sayısı. Evet. Çok tuhaf. Tek bir tane taşı var Davut'un. Onu vurdu vurdu. Vuramazsa o taşı Calut ikiye bölecek Davut'u. Sapanında bir taş var. Evirip çeviriyor. Hasan'a peygamber suretleri ne oluyor? Şimdi Kur'an psikolojisini okuyor. Tabut-ı Sekine'deki o peygamber suretleri ne oluyor abi? Biraz şey yapalım abi. Şimdi dur, psikoloji yapıyoruz.
Ben bir şey söyleyeyim size. Calut ve Talut Kur'an'da 249'a 251. ayette sarihtir. Tevhid falan demiyor. Talut Sey adamın adı. Adamın adı Sey. Mübarek zat. Unvanı Talut. Calut'un ismi Golyat'tır. Golyat. Unvanı Calut'tur. Calut azgın bir hükümdardır. Ve bir deve yavrusu yiyecek kadar dehşetli bir azamete sahiptir. Ondan sonra bu Calut öne çıkmış kavmin. Hangi kavimdi? Amerikan kavmi. Amerika demedim ha? Amerikan. Amerika denilen Amerikan bir kavim varmış. Onun azgın komutanı Goliat isimde Calut unvanında bir zatmış. İki ordu karşı karşıya gelmiş. Sıska, zayıf, kimse tahmin etmeyeceği bir asker varmış, nefer. Emret komutanım diyen Davut'muş, peygamber değil de. O da çobanmış, iyi sapana takmış. Ama özelliği şu, taş nereye girerse buradan arkadan çıkıyor. Nereye girerse o karşıdan çıkıyor. Böyle atarmış. Ve tek tane taşı varmış. Şimdi o çıkınca, Calut, benim karşıma çıkan yok mu Talut'a doğru bağırıyor. Talut da dedi ki, ey askerlerim, bunun karşısına çıkacak adam var mı? Kimse çıkmadı, ben çıkarım dedi. Ben baktı, zayıf ya bunu. Kimse çıkacak yok mu diyor başka. Gene mi çıktı? Peygamberi hatırlatıyor. Ebu Said miydi böyle, kim okuyacak Mekke'de Rahman suresini? Kimse çıkmadı, ben o çıktı. Gene üçüncü. Sonra üçüncü kez Davut denen bir asker çıktı. Kılıcı da yok. Ben sapanımla, Allah Allah, böyle adam. Çıktı. Tek taşı varmış. İkinci koymaya şansı yok. Sapanına. Çünkü azgın kafir bölecek, ikiye bölecek. Bir sağ sağladı kılıcı. Bir sola Davut kenara çekildi. Ve tek bir taşı var başkanım. Bir sağladı. Adam Calut'un burasından giriyor, arkasından çıkıyor ve gebertiyor. Tek taş. Amerika'nın temsilcisi olan Calut yere yığılıyor. Tek taş. O tek taş ya Ayasofya'dır ya Kudüs'tür. Amerikan, Amerika. Golyat, İsrail. Lazcısı bu. Türkçesini bulursunuz. Ya bu kadar anlattınız. Şu sureti de bari şey yapın biraz aralayın. Evet. Tek atış hakkı. Tabut çözülmeden suret de çözülmez. 3'e 2, 3 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde tabut-u sekinet varmış. Onu ordunun önüne koyduğun zaman muvaffak olunuyor. Kimin önünde ise o galip olacak. Neredeyse. Çok izahları var da, şimdi kafam oradan kurtarmaya çalışıyor. Lüt gölüne atmış adam. Hı hı. Onu Lüt Gölü ne demektir? Kur'an'daki ay. Ben gece ansızın o bazı hadiseler olunca böyle sahtekarlık gibi hemen Talut, Calut, Davut hatırım, hemen Allah hatırıma getirdi yatsın. O. Olaylar şeylerin ilmin üzerine açıyor değil mi abi? Kesin. Olaylar ilmin açıyor. Üstüne açıyor. Açıyor. Mesela Talut, Calut'a baktığınız zaman böyle bir şey olamaz. Bu olayları yaşadıktan sonra gözüküyor. Çünkü 31 Ocak, Şubat, Mart 2019 seçimin ta kendisi. Bu zamanda tabii bu kısa, gelecek asırda başka şekilde gözükecek. Çünkü her bir ayetin mutaaddit manası vardır. Her bir ayetin mutaaddit manası vardır. Her bir ayet küllidir. Her asırda efradı bulunur. Bu cümle nerede geçiyor? Şualar 268. Ondan sonra her bir ayetin sureti, kanuni, hakikati, mahiyeti ne olduğunu nerede söylüyor?
ve Adem'e ve alleme Adem'e esma külliha. 20. sözde. Onun efratları olduğu zaman ben size şey için söyleyeceğim. Orayı okumayacağım. Her kanuniyetini buldun mu gerisi sana bu geliyor. Ama aklın fikri biraz böyle günahlardan uzak olacaksın. YouTube'lara girip de bu manalar gelmez. Öyle bir şey yoktur. Onu da bil. Mümkün değil. Çünkü güneşle buz çatışıyor. Bak diyor ki, bak, Kur'an-ı Hakim'de çok hadisat-ı cüziye vardır ki, Talut Carut gibi, çok hadisat-ı cüziye vardır ki, her birisinin arkasında bir düstur-ü külli saklanmış ve bir kanun-u umuminin ucu olarak gösteriliyor. Ucu. Hey kurbanım. Öperim ustadım, kalemini öperim seni. Sipsiyah kaplı, zulmetli kafalardan uzanan elleri öptürmüyor bize. Hakikati öptürüyor. O cevizi sana getiren mendil de öpülüyormuş. Kasam da diyor. O kanunu da şeyde anlatıyor bu üçlü şeyi. O 632 sözlerdi. 32. sözde anlatıyor. Çıkmaya çalışıyorsunuz ama çıkamıyorsunuz. Çıkacağım. Çıkmaya çalışıyorum. Lut gölüne niye attı diye. Bunu acaba nasıl şey yapacaklar ya? Bunu niye çıkartmıyorlar? Çıkartacaklar. Çıkartacak zatlar çıkmaz. Çıkartması lazım. 68. ayet. Zalimlere oturup kalkmayın. Tamam, soru sormayın. Kafamı koparmayı istiyorum oralardan. Ne yaparsan yap kardeş. Kabiliyetlerini, istidatlarını kullanarak gerçeğin ve iyinin arayış içinde olmasa kalbi katılaşır. Ona ne kadar harikalar ve mucizeler göstersen de iman etmezler. Bu cehil örneği. Yani imkan kalkmış mı oluyor abi burada? O zaman böyle bir soru dekiler. Vallahi ne oluyor? Ben yani kurtulma şansı yoksa yani. Allah'a öyle anlatıyorum ki böyle. Elimden geldiği kadar köyde. Gelmiş adam. Böyle nasıl biliyor musun? Yırtınıyorum. Yani bütün o misalleri, kanuniyetleri anlatıyorum. En son ne dedi biliyor musun? Suat ne dedi biliyor musun? Yarım saat. İnan güneş misali mahiyeti, kuantum fiziği, tamam mı? Her şeyden, kara delikten böyle biraz da şey vardı film. Yani onu aşacak ilimlerle. Anlattım, yarım saat geçti. Ne dese inanırsın? Ne anlatırsan anlat, senin Allah'ına inanmayacağım diyor. Ne anlatırsan anlat. Ben iman etmem dedi. Boşuna benimle uğraşma. Adem'e gidecek bu işte. Cehenneme de gitmeyecek değil mi abi yani o zaman? Cehennem yok ki. Cehennem nimettir. Cehennemde ne işi var onun? İnanmıyor yani. Günahkarlar cehenneme, inkarcılar Adem'e gidecek. Peki cehennemle Adem arasındaki fark? Cehennem şirkettir, taşeron şirketidir. Adem alemlerin hesabına çalışıyor. Adem hakkında bilgi yok ki. Cehennemi anlaman için şu taş fırını gördün mü Suat'ın benim? Tarla bu kadar yüksek değil mi? Böyle sopayla ekmek şey yapıyorlar. Ama o fırın değil o kadar. Böyle yaygın oturamazsın ya böyle. Bu kadar yüksek. Böyle yaygın böyle derin tuğlalı. Böyle sif alev yana yana odun yana yana tuğla kıpkırmızı. Artık odun yakmıyorlar. Sokuyorlar hamuru dakikasına çıkarıyorlar. O 70.000 defa zemzemle yıkanmış gelmiş buraya. 70.000 ne demek? Şu elim gölgesi var. Canlı cansız. Fark sonsuzdur. Bak bunun rengi yok. Bu birinci gölge, bu asıl. Arasındaki fark sonsuz. Bu canlı, bu cansız. Farkı gördün mü? Sonsuz. Bir de bunun gölgesi var. Onun arasında da sonsuz. Bir de onun arasında sonrasının gölgesi var. Sonsuz. 70.000. 70.000 hali bu fırındaki taş ocağındaki sıcaklık. Aslını düşün, bu cehennem. Cehennem de taş ocağı şirketi olarak çalışıyor. Şualarda anlatıyorum birinci şualda. Cehennem. Subhanallah, Subhanallah diyor.
cennet, vücut alemleri. Şey, Adem alemleri, subhanallah, subhanallah diyorum. Adem alem, vücut alemleri, elhamdülillah, elhamdülillah. Cehennem zaten yok, adı yok zaten. Vücut alemlerinde cennetten üstündür vücut alemleri. Vücut alemleri bambaşka ayak, görmüyor musun tabi? Yani cehennem bir şey değil Adem'e göre. Cennet bir şey değil vücut alemlerine göre. Erdinç, ne haber? Hadi bakalım. Ne anlatırsan anlat. Meşgul olma. Öyledir, öyle olacak. Lazımdır ki öyle olsun. Allah her şeyin sahibidir. Din O'nundur. Sen de O'nunsun. Sen O'nun mülkündesin. Hem mülkündesin, hem de memlüküsün. Mülkünde çalışıyorsun. Tamam, karışma işine. Ne yaparsa yapsın. Ama insanları kullanıyor. 112-113. Ayet. Okuyor muyuz? Al bakalım. İnsan birisini inkar etti mi, birisini de sevdi mi, artık onun her şeyi kötü ve her şeyini iyi görmeye başlar. Çok nadir insan vardır ki hak için sevsin. Birisini sevdin mi? Artık o sümüdet iyidir. Birisini sevmedin mi? Yürümesi bile dokunur sana, sokar ya. Hakikaten. Hakkı hak için seven çok azdır. Yani birisini nefret ettin mi Mahmut? Her şeye dokunur, yürümesi var ya. Mesela çocuk sevdin değil mi? Sümüğünü bile iğren gelmez sana. Ne güzel demiş Allah. Ha o zaman birisini seviyor musunuz? Sevmek istediğiniz için, yoksa meziyetinden değil. İlk önce niyet. Sonra fikir, his. İlk önce niyet, kalp. Sonra vicdanda his, akıl, fikir, sonra eylem. Eylem olduğu için sevmiyorsunuz. Sevdiğiniz için eyleme dönüştürüyorsunuz. Sevmeye niyet ettin mi? Tamam. Beni sevmeye niyet ettin mi? Ben seni sevmeye niyet ettim mi? Artık senin kusurlar gözükmez. Usta Tuhvet Risalesi ne diyor, değil mi abi? Kalbe muhabbet hakim oldu mu kusurlar görünmez. Muhabbet gözü kusuru görmez. Adalet gözü hasenatı görmez. Hafif bir eksikliğin var ya böyle ufak bir şey, seyye. Onunla genellerin. Geneller seni, hep budur der. Kişiye nasıl uygulanır? Bu kadar senin güzelliklerin var. Namaz kılıyorsun mesela. Biraz sıkıldın, canın sıkıldı. Biraz dönem dönem yaşarsın böyle. 4 mevsim yaşarsın. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Ondan sonra bir böyle kış geldi mi? Allah'ım ben çok kötüyüm ya. Dur lan, iyi olduğunu niye unutuyorsun? İnsan ne kadar zalimdir kendisi. İyi olduğunu yok muydu? Niye hemen iyi oldun? Acayip bir şey. Hemen diyor, ben diyor nimetleri verdiğim zaman diyor. Tamam. Hemen beni unuturlar diyor. Ama o nimetleri ellerinde alırsam diyor, hemen bana diyor küfrederler. Cenab-ı Hak diyor ha. Hakikaten ne kadar tatlı, hoş bir Allah ya. Nasıl tanımlıyor kullarını. Ne kadar hoş ya. Ne kadar hoşuma gidiyor. Acayip birisi. Bir şehre gidiyoruz Hasan abi, bizim Ömer'le. Metroda, Çekmeköy metrosu. Yok. Makinesi yok içinde. Aha. Evet. Elektronik gidiyor yani. İnsan kullanıyor yani. Ondan sonra. Ne büyük nimet dedim ya, şuraya bak. Adam şeyden gelmiş, Halkalı'dan Sirkeci'ye kadar 12 dakikada gelmiş. Ya dedim hayal gibi ya, ne kadar güzel bir şey falan dedim. Ne olacak ki canım dedi yani. Bunlar dedi olması gereken şeyler. Ya arkada buradan dedim oraya gidip Gebze'ye gidiyorsun dedim ya, bunlar dedi. Tam da olması gerekenler şimdiye kadar niye olmamıştı? Çok güzel bir şey dedim bunlar. Bak şimdi olması gerekenler daha şimdiye kadar niye olmamıştı? Onu sorma. Çünkü sevmemeye niyet ettiyse ne yaparsa yapsın. Sevemez. Ben de baktım inat etmedim daha. Tamam dedim. Sevmeye niyet etti mi birisini? Ne yaparsa yapsın sevecektir. Bu insan da işte böyle abi. İş mesela. Sevdi mi daha başarılı olursun. Acayip bir şey. Mesela bana böyle bir sırrımı söyleyeyim.
belki bu derste demedim ama daha çok pazar dersinde diyorum. Arkadaşlar bugün havam çok iyi elhamdülillah. Aynen öyle oldu. Böyle başlıyor. Ben benim öyle olmuyor abi, yapamıyorum. Ben oluyor işte. Çok iyiyim diyorum, kafam ateş atıyor, kan basıyor, kan bastığını seyrediyorum. İnanıyorum çünkü. Diş ağrısını inanarak geçiyor mu? Geçiyor. Hapishanede geçirdim. Allah nasip etti. Çünkü dişim ağrıyor desen bir hafta, bir ay önce gidemezsin. Çok da gıdıklanıyor, çok da güzel oluyor. Dişim çok sağlam elhamdülillah. İnan. Gidiyor. Bunu nerede yazmışım? B8-2017 Silivri Cezaevi C2 Hücre 15. Tek başıma kaldım ya. Adam usta yapıyormuş. Yani kendini yönetmeyi usta yapıyormuş böyle. Kötü komşu adam mal sahibi yapar ya. Sizi sevdiğim için ben de paylaşıyorum. Bunlar kendime böyle, tekrar Kur'an'a böyle. Nadir abi de bize nasihat ederdi Hasan abi devamını. Ya kardeşler, menfi şeyleri iz bırakır derdi insanlar. Ne olur söylemeyin derdi. Ya bak, beni acaba... Yalvarırdı resmen yani. Yalvarırdı. Ben de onu önce hemen Nadir abi deyince eridim şu an. O kadar güzel söylerdik. Yapma ya. Mataba olma. Ne olur terk et. Tecerrüt. Doldun o, bizden yaşlı 70. Dershaneye daha talebeyken gelirken o tecerrütten bahseder. Tecerrüt. Sır. Muhatap olma demiş. Yapma. Rüştü abinin örneğini vereyim. Buzdolabından diyor, çay suyu olur mu sıcak su? Ondan o beklenilir mi? Erdinç bir çay koyar mısın deyince buzdolabından su alır mısınız? Dedi ki, bu yaşantından taviz vermedikçe mutlu mu, huzur mu bekliyorsun? Buzdolabın olacak, sıcak suyun da olacak. Yok, ocakta olur sıcak su. Dolapta olur soğuk su. Hayatından taviz vermedikçe düzelmeyeceksin. Adın gibi bil. Mümkün değil. Çünkü emeğe hakarettir. Mesela muhatap olmuyorsun haberlere, YouTube'lara, videolara. Mutlu oluyorsun. Abi nasıl huzurlusun? Muhatap olmuyorum ki şerre. Ne olacak abi, merak sonunda zaten 2-3-4 gün sonra, 5 gün sonra neticeyi sen de ben de aynısını bileceğiz. Niye 5 gün azap çekeyim? Ben bilince değişecek mi bir şey? Yok. Sen 5 gün sonra sen de aynı şeyi bileceksin, ben de aynı şey. Abi merak var. O kadar merak şey var ki bunu bitirebilsem 27. süre yaptım. 114 süreye nasıl tamamlayacağım diye beyaz beyaz düşünüyorum. Ya. Kara kara düşünmem ben. Beyaz beyaz düşünüyorum. Ne kadar kısa. Evet, ömür çok kısa. Ganimet kabul et. Ne olur bir gün ya. Allah aşkına ya. Bugün samimi söylüyorum. Böyle dakikayı ben şeyi koydum. Yemek yiyorum. Lazım olan şeyi onu açtım. İşte onunla şey yapıyorum. Hem yemek yiyorum hem bakıyorum. Çünkü bir daha bulamayacağım. Ondan sonra yanımdaki yeğen kızdı artık. Vurdu bir tane. O sofra bezinin altına kayboldu. Yemek ye dedi ya. Nedir ya sen? O da çıldırdı biraz. O doğrusunu yapmış ama. Aynen. Kurtaramıyorum ki kafayı. Ben yani ne anlatmaya çalışıyorum? Yaşanan bir dünyada yaşantınıza ufuk açmaya çalışıyorum. Evet. Yoksa haşa, tabi estağfurullah. Ben sizin ve insanların takdirine doydum artık. Öyle bir gayem yok. Olsaydım piyasada olurdu. Çaya su, şeker koydum, eridi. Biraz daha koy, eridi. Biraz daha koy, erimez. Doyduk biz. Öyle bir şey yok. Ben bunu, yaşantımı gösteriyorum ki yaşayın da huzurlu ol. Onun için ya. Boşluk bırakmayın. Eğer bir yeri boş bırakırsanız orasını birisi dolduracak. İnan. Mesela şaşıracaksın. Tarut Calut kıssasını Kur'an'dan ben okudum. Elmalı'dan. Ve işte bazı tefsir şeyini okudum. Ve karşıya derse giderken telefonumu koyuyorum. Araba kullanırken onu dinliyorum. Defterim de burada. Sırf onu dinliyorum. Yani yolda
beynim onunla meşgul olsun. Bir sürü üretimler yapsın. Araba hem yol trafiğinden kurtulmuş olurum kafayla. Trafik var ama benim dünyam dağılmaz. Önceden dolduruyorum. Yer yer yolda gittikçe basıyorum. Cep telefonu benim kadar kullanan çok az insan var. Mesela bunları, kayıtları. Şu anda kaydediyor. Onu şey. Ve aklım fikrim bu. Mesela seçim akşam işte. Diyor ki dayı bana. Meşgul alma. Ya şöyleydi böyleydi. İster isteriz kafamıza girdi. Namaza durdum. Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, Talut Calut Davut, Talut Calut Davut, Davut Calut Talut. Kafaya geliyor. Dinleyen de diyecek ki ona manyağın birisi ya. Aynı, Allah Allah, ulan Talut Calut ne diyor? Yalan mı söylüyoruz? Talut Calut ne? Kur'an'da kısa Talut Calut Davut var. Biliyordum çünkü okumuşum ya. Biliyorum ama hangi sürede olduğunu da bilmiyorum. Yani meşgul olacaksın ki mana çıkaracaksın. Demek ki başka bir şey bu. Ya bu Allah Allah öyle mi ya falan. Ustak diyor ki başı geçirmez. Adam başta gözüküyor. Ha, başta söyledim hile var. Bu da tuzak var. İhtiyarlı geçirmez. Bu bak. Bunu da söyledim zaten. Sonra da o akşam yayınladım ya. Öyle hilebazlarla falan diye. Daha kimse uyanmadan. Neyse. Talut Calut'a bir baktım. Allah Allah. Her şey bana gözükmeye başlıyor. Bakıyorum Talut Calut'a. Talut birisini giyiyor. Elbise. Calut birisi de veriyor. Yani tecrüt lazım. Tecrüt edin. Meşgul olmayın. Girmeyin. Haberlere bir dolara girmeyin. Girme. Elinde bir dolarla dolaşıp da mutlu mu olacaksın? Olamayacaksın. Hayatından taviz vermedikçe sana vermeyecekler. Verene verilecektir. Ver, sana verilecek. Bırak, ver. İste, samimi ol. Hem istediğin gibi yaşa, hem Allah'ın istediklerin olsun. Öyle bir dünya yok ki. Yok ki doktorum. Ölsen mesela o şey. Abi işte sen olmasaydın Nurcu oldu ya. O Nurcu oldu o şey. Ya ben bu kart alamazdım. Abi nasıl oldu? Nasıl oldu? Ömrümü biliyor. Seni tanıyorum. Sen sahte adam, insan olmadığını biliyorum. O da bana baktı. Sahte mi değil? Değil deyince bitti. Öyle değil. Bedelsiz bir şey verilmez. Bedel. Yani kardeşim hayatında ne olur taviz ver yapma. Bazılarına bir cümle de söyleyeceğim. Hiç sıkıntı var artık bunaldı. Son durumuna geldi. 3 günde ben abi namaza başladım. Niye huzurlu değilim? Ola 30 seneden beri ben namazdayım. O arzu ettiğim huzur yok zaten. 3 gün sonra mı olacak lan? Sahtekar. Evet burasına değermiş. Bıçak kemiğe değermiş. O abi namaz kılıyorum. Tamam fotoğrafçı. Artık tamam. Tamam hayal et yani neler çektiğini. Namaza o abi bende niye sıkıntı gitmiyor ya? Öyle tipler var ya. Dinle zaman başladı namaza. 3 gün oldu dedi. Valla sen Marav'dan portakal mı alıyorsun? Al sana ya Rab 3 günlük namazımı. Namazı senin yani senin olsun. Bana şuradan biraz huzur ver. Dini de dünya için yapıyor. Dinin için yapıyor. Dünya için yapıyor. İlk önce dünya. Sonra dünya. Sonra dünyada bazı cenazeler, musibetler olacak. Neyle teselli bulacağız? Dünyaya yardım edecek din. Üçüncü sırada din ama bu din. Dünyaya yardım edecek din. Şimdi buna benzer bir şey var Hasan abi. X bir kişi, aman diyor Hasan abiyle görüşmem lazım. Ne olur yardımcı olur musun? Tamam kardeşim oluruz. Sonra gidiyor Hasan abi buluyor. Koşa koşa, pardon çok kötü, çok fena. Hasan abi demiş ki ona işte Asay Musa'ya. Aman nerelerde bulurum? Açık yer arayayım. Gece bilmem ne, nerede varsa gidip alalım. Mutlaka almam lazım. Bu gece okumam lazım. Gitti buldular ondan sonra. Aldılar, okumaya başladı. 3-5 gün okudu, bir hafta okudu. Çok iyi. Bir de muska var. Muskayı yapacağım, vereceğim. Unutuldu. Ondan sonra aradan geçti, bir ay yine çok kötüyüm, çok fena. O muska nerede? Muskayı acil yapın bana, hemen getirin. Dinin için istiyor.
Dünya için. Şimdi iyi olduğu zaman sıkıntı yok. Hemen kötü. Biraz diyor sıktığımız zaman diyor. Yani nimet alınca hemen bana isyan ederler diyor. Allah acayip ya. Allah fakirliği vermiyor. Zenginliği alıyor. Verdiğini alıyor. Fakirlik vermiyor. Allah hastalık vermiyor. Verdiği siyah alıyor. Tepene hastalık biniyor. Çünkü hastalık musibet ademidir. Vücudu değil ki sana versin. Siyahını alıyor. Tepene hastalık biniyor. Hastalık yok ki. Doktorlar öyle diyor. Hastalık yok, hasta vardır. Öyle demiyor musunuz abi? Evet, bak, makinede uyuyor. Hastalık yok, hasta vardır. Hastalık yoktur, hasta vardır. Allah hastalık vermiyor, musibeti vermiyor. Bela, dert vermiyor. Siyahını alıyor. Tepene o biniyor. Yani Allah karanlık çarpmıyor. Nurunu alıyor. Tepene karanlık biniyor. Sıhhati niye alıyor? He? Sıhhati niye alıyor? He. İşlediklerim yüzünden. Ya. Ne diyor? Başınıza gelenler diyor. Merak. Sizin işlediklerinizdendir. Başına sıkıntı mı var? İşlediğindendir. İnan işlediğindendir. Ondan sonra bir tanesi dedi ki bugün ya telefonda ya ne kadar nasıl mutlusun? Bütün Türkiye kaosta sen nasıl mutlusun? Dedim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çöplüğü vardı eskiden Altınşehir'de biliyor musun dedim. Eski adamdı. Biliyorum dedi. Şimdi oraya gitsen çöplüğün ortasında oh be İsparta'da güller bahçesinde miskember gibi diye ister misin? Yani hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çöplüğünde hem de İsparta gül bahçesinde koku talebi. Orada o koku istenir mi? Pozitif kuyusunda koku almak istemiyorsan pozitif kuyusun kapağını açma. Gülü git İsparta'ya, Büyükşehir Belediye'nin çöplüğüne git, orada da pislik alırsın. Ha, mutlu olmak istiyorsan yolu değil. Ha, kanalizasyon kapağını açıp koklayıp, abi çok pis koku geliyor, kapat lan bunu. Kapat. Ha, 12 gelmeden yatıyorum, fişimi çekiyorum, yatıyorum aşağı. Teheccüdümü de kalkıyorum, ondan sonra namazımda cüzümü de okuyorum. 12'den sonra beni birisi aradı, ya bu ciddi bir derdiniz olacak veya cenazeniz vardı, tamam. Abi ya ne haber ne haber, nasılsın ya falan canım sıkıntı, öyle. Olmaz, fırçamı yersin. Yat aşağı, çünkü ne yapıyorsun fırça yatarım, ne işin var bu saatte? Bir tanesini anlatayım. Saat kaçtı ya, 12 küsür. Ali biraz gül. ne zaman işte, tahmin edersiniz. Abi falan, ya bu ses buyur dedim. Abi yatıyor muydu ya, kusura bakma ayakta biliyordum. Yok, buyur kardeşim. Ya abi, abi dedi, Ali Samiyan şey, bu maç orada şeydi ya, İstinye tarafında. Abi dedi, maça gelmiştik dedi gece. Maça gelmiştik dedi, o kadar trafik dedi, o karşıya geçemiyoruz dedi Ümraniye'de. Belki ayaktasın, sana geleyim de biraz sohbet ederiz. En iyisi ben su içeyim değil mi? Allah. Yani niye istiyor bu sohbeti? Dünyasına mağlup olmuş. İlk gün gol mu yediniz dedim. Abi biraz öyle oldu. Bu zaman yat deseydi. Gol yat. Kaç kaç bitti. Ondan sonra ağzımı açtım. Su içtim. Ya. Zaten bu insanlar mutlu ve huzurlu olsalardı mucize olur. Emeğe saygısızlık olur. Kur'an anlamsız olurdu. Kur'an'a zıt yaşayıp Kur'an'ı vaat ettiği huzuru bulsa Kur'an'ın gelmesi anlamsızdır. Kur'an'ın dışında yaşayacaksın. Kur'an'ın vaat ettiği huzuru isteyeceksin. Eğer İslam'sız huzur olsaydı, İslam niye geldi ki? He? Dünya ve ahiret saadeti değil miydi? Peki. Bir de okuyorum. 112-113 bitmedi çünkü ayet. İnsan birisini inkar etti mi, birisini de sevdi mi, artık onun her şeyi kötü ve her şeyini iyi görmeye başlar. Çok nadir insan vardır ki hak, hak için sevsin. Cin şeytanları, insan şeytanlarına yıkıcı fikirler aşılarlar. Cin şeytanları, insan şeytanlarına
yıkıcı fikirler aşılarlar dersin, ulan bu neden hatırına geldi? Şey cinler söylemiş, ifrit. Bazı kalbe hoş, bazılarına nahoş gelir o. Bazı kalbe sıkılırsın, bu sındık. 116. sure. İnşallah şey Araf suresine gelebilsem size böyle 27. sure böyle çarşamba günleri. Ama siz de biraz da gayret etmiyorsunuz, konumuzu çalışmıyorsunuz. Bak benden söylemesi, ben sizin yetişmeniz için bütün fırsatları verdim. Ayda bir ben yapayım, 3 hafta siz yapın, konunuzu çalışın dedim, yapmadınız. Tamam, yapmadınızsa yapmamışsınızdır. Yapmış olsaydınız, yapmış olacaktınız. 116, zanlara itimat etme, ağzından da kaçın. Kaçınmak, karşına kesin delilleri koy, ilk önce zan cazip gelebilir. Bunları şeytanlar ve insi ve cinli şeytanlar atar. İnsanın ilk önce ayağını kaydıran, muhabbetini kaybetmesi, sonra onun hakkındaki zanlarına uymasıdır. Mesela adam karısıyla kavga ediyor. Etmesinin sebebi, böyle dedi, şöyle dedi, onlar geç. Tanı takkimi anlattı. Böyle yaptı da ilk önce muhabbetini kaybetti. Sonra onun davranışlarını zannetti. Sonra her şeyi göze battı. Batar. İlk önce muhabbet. Çünkü muhabbet gözü kusur görmez. Adalet gözü de iyiliği görmez. İlk önce bak, üç şeydir, süreçtir. Muhabbetini kaybedersen, neredeydi o? Muhabbetini kaybedersen, sonra zanlar ortaya çıkar. Sonra artık onun konuşması, yürümesi bile batar sana. Muhabbet kayboldu mu, her şey tersine döner. Ya abi bırak onu. Kavganın sebebi, o böyle dedi, şöyle yaptı, çok ciddi. Hayır, muhabbetin kaybolmaz. O vitrine çıkar. Vitrini bırak. Depodakini söyle. Eften püften bahaneler var ya. Onlar vitrindir. Gerçek sebep değildir. Gerçek sebep muhabbetin gitmesidir. Gitmesi derken abi? Muhabbet, sevgin yok. Sen İhtiyarı değil ya muhabbet. İhtiyarla. O zaman zulüm olur. İhtiyarla muhabbet. Onun için Allah dostlarını değil, Allah ne diyor? Allah dostlarını sevin, Allah düşmanlarını sevmeyin. Demek ki değil sevgi, dün yaptım Miraç gecesi Sultanbeyli'nde idrak ettik, oradaydım. 389 diye bir ders var, psikoloji çok hoş. 389 konusu şuydu. Mutluluk öğrenilen şeylerdir. Şeydir, öğrenilmesi gerekiyor. Araba kullanmak gibi. Öğrenilmesi lazım. Onu anlatıyor. 25 dakika bir şeydir. İyiyim. Yani bakın, 389. Yani mutlu olmanın öğrenilmesi gereken, araba kullanmak gibi. Mesela tamirci, bu insan tamir ediyor. Öteksi motor tamir ediyor. Doktor diyorlar. Ona usta diyorlar. Yani mutluluk aranılmaz. Yok dışarıda öyle bir şey. Uyandırılır. Nasıl mutlu olur? Orada sayıyor. Mutluluk öğrenilmesi gereken bir şeydir. Davranış bütünlüğüdür. Demek ki muhabbet gitti mi kardeşim? Zan başlar. Artık onun hareketlerini, sözlerini hep böyle kötü yorumlar. Sonra da yürümesi, konuşması, her şeyi batar. Anladın mı? Muhabbet gitti kardeşim. Neydi cümle? Muhabbet gözü kusur görmez. 119. Allah Celle Celaluhu açık haram etmediği yiyecekleri kendinize haram etmeyin. 120. İnsanın yaptıkları ona güzel gösterilmezse idi sevemezdi. Bunun temeli kalbinin iyi ve yılan yuvası oluşundandır. Bir insana adam mesela yılan su içer, zehir akıtır. Arı su içer, bal akıtır. Adam kötülükten, hırsızlıktan, zulümden, tecavüzden, hak yemekten hiç endişe etmiyor. Çünkü kalbi diyor Allah yılan yuvasına gelir. Peki niye yanlışı güzel görüyor? Çünkü diyor bak, insan yaptıkları, bak insanın yaptıkları ona güzel gösterilmeseydi, şeytan göstermeseydi,
sevemezdi. Bunun temeli kalbinin iyi ve yılan kalbinin iyi veya yılan yuvası oluşundandır. Yani iyi görüyorsan kalbindendir. Göz, kulağı ve aklı vesairelerle kalbini dışarıda ifade eder. Kalp kendisini davranışlarla, konuşmayla, mimiklerle ifade eder. Fiilen de gösterir. Kalbindeki iyi niyet karanlıklarda yolumuzu aydınlatan ışığa benzer. Kalbimizdeki niyetler karanlıklarda yolumuzu aydınlatan ışığa benzerler. Birkaç tane kaldı, ondan sonra keseceğim. 124. Allah'ın katındaki hikmet için her insana farklı şeyler vermiş. İnsan diyemez ki ona verdiğini bana niye vermiyor? Buna hakkı yok. Bazı insanların inkarlarının ciddi bir sebebi de budur. Ona niye verdin? Sana ne? Malikel mülk. Yetesarrafe fi mülki keyfeye şah. Mülk sahibi mülkünde istediğini tasarruf eder. Sana ne? Peki verince mi mutlu oluyor? Yani serveti çok iyi, çok olanlar mı mutlu zannediyorsun? O zaman peygamberler en mutsuz insan olurdu. Hakikaten dünya üzerinde şey namına bir tapum yok, biliyor musunuz? Bak bir tane. Mutsuz muyum? Bir tane yalan söylemem. Yalan nafsi kafirdir. Üzerimde tapu adına bir şeyim yok. Mutsuz muyum? Hiçbir şeyim yok. Peygamber hiçbir şeysi yok. Yani kalbindeki iyi niyet karanlıklarda yolumuzu aydınlatan ışığa benzer. Mutlu olmak öğrenilmesi gerekiyor. Yorumlanması gerekiyor. Aldattı değil mi sizi? Telefon edin. Sevgili abim, sevgili kardeşim. Sen benim için hakikaten çok değerlisin. Değerliydin, değerlisin. Ama bu kadar basit kendini değiştireceğini ben tahmin etmiyorum. Ama gelin benim dünyamda değerlisin. De. Sen en azından kafanda o kalmasın. Eritmesin. Meşgul olma. Affet, ona faydası yok affetmen. Kendin esaretten kurtuluyorsun. 124. Ha, onu okudum. Ondandır. Mesela bir de okuyayım. Allah'ın katındaki hikmet için, Allah'ın katında hikmet nedir bilmiyoruz. Her insana farklı şeyler verilmiş. Yani sana onu vermiş. Diyor ki, bazı müminler var ki verdiğimiz servetle İslamiyetlerini tutuyorlar. İslamiyetle sahiplenmiş. O servet vermesen İslamiyeti bırakacak. Bazı insanlara da servet verirsek İslamiyetten çıkacak. Bazıları servet vermesek İslamiyeti olmayacak. Bazılarına servet versek İslamiyet olmayacak. Onun için ne diyor Cenab-ı Hak? Diyor ki Allah'ın bir manada benim anladığım Allah'ın, yani Allah böyle demiyor da benim anladığım oradan. Allah'ın katındaki hikmet için her insana farklı şeyler vermiş. İnsan diyemez ki ona verdiğini bana niye vermiyor. Buna hakkı yok. Bazı insanların inkarlarının ciddi bir sebebi de budur diyor. Niye ona verdi bana vermedi? Mal benim diyor. 125. Kötü niyet, kıskançlık, inat, gurur ve kibir ve zevk ve menfaat tutkusu gibi his ve duygularının zorunlu neticesi olan akıllarını duygu ve hislerine kurban ederek sağlıklı düşünme ve muhakeme özelliğini kaybederler. Allahu Ekber. Bu nasıl bir şey ya? İnsan niye akıllı düşünemiyor? Niye doğru düşünemiyor? Niye istikameti düşünemiyor? Sebebini okuyorum da. Kötü niyet, kıskançlık, inat, gurur ve kibir, zevk ve menfaat tutkusu gibi his ve duygularının zorunlu neticesi olan akıllarını duygu ve hislerine kurban ederek sağlıklı düşünme ve muhakeme özelliğini kaybederler. İnat ve inkarları artar. Haksız davranışlara sevk eder. Neticesinde olumsuz duygu, his ve tutkuların ve kötü niyetlerin esiri olur. Ya. Ne güzel demiş. Başka 151. Anne ve babaya iyilik edin.
fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Yani kürtaj yapmayın. Kötülüklerinin açığını da gizlisini de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. 152. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, rüşt buluşağı, yani çocuk yapma değil, muhakeme yap diye. Onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. 151, 152, 153 ayetlerin hulasası. Bak kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane madde. 10 tane madde. Hangi ayet? 151, 152, 153 ayetlerin 10 tane maddesi. 1. Allah'a ortak koşmamak. 2. Anne babaya iyilik. 3. Çocukların hayatlarının korunması. Yani kürtaj yaptırmayın. Şimdi parantez açtım ben. Başka 4 mü 5 mi? 4. Kötülüklerden özellikle zinadan uzak durmak. 5. İnsan hayatına saygı göster. 6. Yetim malına zarar vermeme, malın korunması ve artırılması teşvik edilmiş. Çocuk düşünemiyor ama servetini ticarette artırabilirsin. Kaç etti? 7 mi? Ölçü ve tartıda adaletli olun. Efendim 8. Konuşmalarda adaletli olun. 9. Allah'a verilen sözü eksiksiz yerine getirin. Efendim 11. Allah'ın dost doğru yolunu uyun. Ve son ayet 164. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Mesela وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٍ وَزِرَ اُخْرَى. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Hani var ya böyle bir tane birileri çıkmış, babasının günahını çocuğuna, torununa yüklüyor. Yedi, anne tarafından 7 cet, baba tarafından 7 cet, ada varmış, günahı varmış, bilmem nesi varmış. Ondan sonra, ben zaten kendi günahımın psikolojisinin altına inim inim inliyorum, kurtulamıyorum da. Babasının, dedesinin günahını ben, babam ve dedem baklava yediği zaman ben lezzet alıyor muydum ki? Onun günahından elem ben alacağım. Niye? Şimdi acayip bir şey. Kur'an'ın ruhu olmayınca bir tuhaf oluyor. Hemen diyorlar babanın serveti sana kalıyor ya. Kardeşim servet ve mal, mülk, ahlak vücududur, nurdur. Vücudi şeyler sirayet eder. Aynaya ben yansıyayım, böyle gözükeyim, karşıya yansıtmaz. Nur olsa yansıtır. Günahlar ademidir, sirayet etmez çocuklara. Babanın iyilikleri sirayet eder çünkü vücudidir, nurdur. Anladın mı? Bak ne diyor? 164. ayet. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Mesela genel şeyde şöyle bir soru olsa, mesela Ceyran'a taraftar oluyor adam. Ne? Bir Ceyran'a. Ha ona ortak oluyorsun. O oluyorsun. Onunla onu mesela... O değil mesela... Yok, babasının adamın, babası, ha. Babanın bir şeysi varmış. Ne varmış? Araştırdır. Babanın ne günahı varmış? Allah Allah. Lan ben kendi günahımı zaten. Herkes kendi amelinden sorumludur. Tamam. Ancak nedir? Mal bırakmış terekesi, terekeder. Servet bırakmış. İskatını... Vasiyet etmese iskatı yapılır. Babanın daha o malı, bıraktığı malı pay etmeden babanın borcu varsa, borçluları varsa borçlulara verilir. Ondan sonra taksimat edilir. Ondan sonra babanın günahı da benim boynum. Kimsenin günahı kimseye yüklenmez. Böyle bir adalet yoktur. Böyle bir haksızlık yoktur. Benim ne suçum var? Senin ne suçun var Yasin? Ha, efendim dedesi erik gelmiş de torununun dişi kamaşır. Bu elbette ki hak bir şeye de benziyorsunuz ama bu nedir? Yani o soyda büyürsen onun ahlakları sana sirayet eder. Hani diken diken çıkartır var ya. O ailede büyüyorsun, o soyda, o köyde büyüyorsun.
farklı olmayacaksın. Anladın mı? Çünkü evde birisi erik yiyor, senin de dişin kamaşır. O adam yapa o kötülüğü. Mesela faiz yiyor adam devamlı. Adam faiz yiyor. Bak böyleyse doğru. Faiz yediriyor çocuklarına. Çocuklar pek hayırlı olmayacak. Ha peki çocuğun ne suçu var? Allah ne kadar yapabilirdi, ne kadar yaptı? Bu ortaya çıkan neticeden çocuğun ne kadar sorumluluğu vardı, ne kadar yoktu? Ne kadar kurtulmak için iktidar vardı, ne kadar yoktu? Dört tanedir. İnsan namaz kılmıyor veya işte gerekeni yapamıyorsa Allah şunları nazar alarak soruyor. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Bu dört taneye göre söylüyor. Mesela Sibirya'da, Norveç'te, kutuplarda, Afrika'da, pigmelerde adam namaz kılmıyor. Din gitmiş mi? Gitmemiş. Bak, salahiyet ve mesuliyet yok. Mesuliyet yok çünkü din gitmemiş. Fetret deniliyor. Ha, iktidar ne olacak? İktidar. Yani mesela diyelim ki belden aşağı feş, kıyama namaz duramaz. Tamam. İhtiyar ne olacak? Yani deli olmaması lazım. Buluşana gelmeyin. Salahiyet olacak, bir de mesuliyeti olacak. Bana diyorlar ki bu binanız bu binadan sorumlu sensin. Salahiyet verdin mi bana? Salahiyet vereceksin ki sorumluluk yükleyesin bana. Onun için bir insan, onu girmeyeceğim, mesul her amelinden şuna göre değerlendirilecek. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Ona göre sorumludur. Çocuk bir şey yapar, sen namazın önünden geç bakayım. Mekruhtur. Çocuk geçerse hiçbir şey olmaz. Peki. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.